Türk askeri Afrin'de terörle mücadele ederken ABD Türkiye'deki üslerinden terör örgütüne anlık istihbarat veriyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana ABD'nin Reyhanlı ve Kilise isabet eden roketlerin atılması için teröristlere yardımcı olduğu, ayrıca Türk jetlerinin Afrin'e yönelik her taarruzunu Kisecik, Kelda ve Kürecik radar üslerinden edindiği bilgiler doğrultusunda PKK'ya anlık ilettiği belirtiliyor. Bu nedenle gözler Türkiye'de konuştuğu NATO üsleri ve radar paylaşım sistemlerine çevrildi. Uçakların taarruz hedefleri ve uçuş bilgilerine yönelik istihbarata Pentagon'un bu kanallardan ulaştığı ve bunu teröristlerle paylaştığı ifade ediliyor. NATO ağında bulunan radar verileri üzerinden Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının her hareketini görebilen ABD ordusu, bu araçların vurabileceği muhtemel noktalar ilişkin verileri terör örgütü PKK'ya servis ediyor. ABD'den aldığı istihbaratı değerlendiren teröristler ise gelen bilgiler doğrultusunda tedbir alıp mevzileniyor. Afrin'e yönelik hava taarruzunda uçak, insansız hava aracı ve hatta füzeleri ilk olarak tespit edebilecek radar Hatay İskenderun'daki Arsuz beldesinin Kisecik köyünde bulunuyor. 2004 yılında Amonos Sağları'nın zirvesinde bulunan Kisecik radar üssü bir NATO tesisi. Dolayısıyla ABD radarın tüm olanaklarından faydalanıyor. Kiseci ek olarak Hatay Yayla Dağı'nda sınırın sıfır noktasındaki Kel Dağı'nda da bir radar üssü bulunuyor. Kel Dağı ve Kisecik'teki üslerde konuşur radar sistemleri en az 400 kilometrelik bir yarı hava hareketini takip edebiliyor. Yani ABD neredeyse Suriye'nin tamamını NATO şemsiyesi altında kurduğu üstlerden gözlüyor. Kisecik ve Kel Dağı'ndan başlayan Malatya'daki kürecik radarı ise hepsinden daha gelişmiş özellikte. Bin kilometrelik yarıçapta çapta gökyüzünü tarayan radarın kapsama alanına Suriye, Irak ve İran hatta Kıbrıs'ta giriyor. Türkiye'nin hava ve toplanan istihbarat bilgileri NATO'nun güneydoğu sınırlarını kapsadığı için açık durumda. Türkiye istediğinde ve özellikle milli bir harekat icra edildiğinde bazı bilgileri gizleyebiliyor. Ancak bu gizlemenin ne kadar başarılı olduğu meçhul. ABD'nin bu önlemlere rağmen radar bilgilerini kullanarak elde ettiği kritik verileri PKK'ya aktarmakta olduğu kaydediliyor.